Hayat gerçekten çok zor. Kendini Çek ifade ıstırabı anlıyorsunuz, bunu yaşıyorsunuz içinizde. Yani düşünsenize, kadınsı bir ruhla erkek bedeniyle yaşamak gibi çok zor bir olay. Ben kadınım diye çıkmak başka bir rahatlık. Ama erkek olup da ben kadınım diye demek çok büyük bir sıkıntı, o büyük bir zor, büyük bir zorluk. Evet. Şimdi ben peki, bu hayatı anladığımda birkaç daha ilave edeyim. Bir kadın olarak hayatını planlamak durumundaydı. Çocuğu kaçırdı, etti, eyledi. Doğurganlığını ispat etmek için bunu yaptı. Ve evlendi de bu da çevreye karşı nasıl bir kadın olduğunu ispatlamanın bir çabasıydı. Evet, ben sadece, yani sizi çok iyi anlıyorum. Ben sadece bu konulara girmememin nedeni bu, o grup içinde de yani hep evet, özellikli şeyler var ya, yani kimseyi de kırmak, üzmek, zedelemek değil amacımız. Yani burada istediği cinsel tercihi yaşamakta herkes özgür. Sizin de dün dediğiniz gibi gayet özgürce de yaşamış, bilen kişiler de saygı göstermişler. Hocam da bunun ne kadar sevindirici bir durum olduğunu altını çizdi. Ama bizim durumumuz onun ne şekilde bir cinsel kimlik seçtiği değil. Eğer bir yerden, şöyle söyleyeyim, Aysel Hanım'ın ya da bir başkasının bebeği, ama o bebek bir yerden çalınmış. Yani çalınmış. Yani bu Aysel Hanım'ın olmayabilir. Normal değil. Başka yani bir bebek de olabilir ama tabii o bebek ki bir yerden. Bebeğin çalınması tabii belli başlı. Kocaman evet, bir suç zaten. Evet. Yani o yüzden evet, aslında hani o bebeğin çalınması çok da onu bence cinsel tercihiyle ilgili de değil, tamamen değil, örtülü bir şey yok, değil. Yok, yok. Yani burada hakkı yoktu suç böyle bir şeye. Suç zaten her zaman söylediğimiz gibi suç bireyseldir. Evet. Evet. Yani ait olduğu gruba, yani ait olduğu kimliğe bunu şey atfetmemek lazım. Onun evet, için bireysel değerlendirmek evet, lazım. Evet, aynen suçu öyle değerlendirelim. Dün yayımızdan sonra olsun, DNA testi bir için yavruyu efendim anasından ayırmak hiç ah, insanlıkla bağdaşan bir olay değil. Değil. Evet. Doğru. Bunun Tansu ötesi yok. Kesinlikle değil. Doğru söylüyorsun. Evet, evet. Tansu ve Aysel Başar dün yayınımızdan sonra DNA testi için doku örneği verdiler. İsterseniz o görüntülere de bakalım. Özellikle Tansu buraya geldiğinde Aysel Hanım'ın üzüntüsüne dayanamadığım için geldim demişti. Ama onun da elinde bir takım maddi delil sayılabilecek belgeler vardı. Nedir? Parmağındaki yüzük, aynen, kolundaki bir şey, saat, işte ellerinin bakımlı olması. Üstelik evet, evde böyle siyah peruklar falan da bulmuş. Aynen. Hepsi aynı. Siyah pelerin bulmuş. O yüzden dedi ki ben geleceğim, bu DNA testini vereceğim. Aysel Başar ve Tansu DNA örneği vermek için ekibimizle birlikte yayınımızın hemen ardından yola çıktı. İki isim de hastaneye geldiklerinde heyecanlıydı. Şu anda duygularımı tarif edilemez. Bir sevinç ve aynı zamanda yılların acısı da içimde. Duygularım şu anda çok karışık gerçekten. Ama içim kıpır kıpır, bir an sanki olacakmış gibime geliyor. Ben 24 yıldır bekliyorum. Bir iki gün içinde bunlar tamamen çıkacak ortaya. O zaman sevincim kat kat olacak. Hayırlısı diyorum inşallah. Hakkımızda ikimiz için de en iyi sonuçlar versin umarım. Aysel Başar hastanede yıllardır yaşadığı acıyı anlatırken yine gözyaşlarını tutamadı. Baba dedim, kızım yok dedim, çalınmış dedim. Kızım çalınmış dedi, o arada zaten ben kendimi kaybettim. Bilmiyorum hadi kim nereye çekerse öyle gittim yani. Erkek olarak çıktı anne diyebildiğim kişi. Bunun üzerine zaten bir detaylı araştırma içindeyiz şu anda. Ben de şüphelendiğim için bir yapalım istedim kan testi. Ardından iki isimden de DNA testi yapılabilmesi için kan örneği alındı. Tek beklediğim artık bir sonucun çıkması. İyi veya kötü bilmek istiyorum. Umarım her şey artık kısa zamanda netleşir. Benim de artık kafamda soru işareti kalsın istemiyorum.
dileğim tek Rabbimden gerçeğin ortaya çıkması. Sanki benimmiş gibi geliyor, kanım ısındı bir yandan. 24 yılın hasretliği inşallah bugün bitecektir. Kan örneklerinin alınmasının ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Hastane çıkışında ise duygusal anlar yaşandı. Testin sonucu olumlu çıkarsa ve Aysel Hanım annen çıkarsa, aileyi tanımak ister misin, kardeşlerini merak ediyor musun? Tabii ki isterim. Yani çalıntı bir çocuk olduğum için görmek ve tanımak isterim. Mesela verilmiş bir çocuk olsaydım o zaman biraz daha negatif bakacaktım bu duruma ama şu anda pozitif bakıyorum. Kendisini de sevdim zaten. İyi bir insan. İyi bir insan. Şu an çok konuşamıyorum. Üzülüyorum. Bu saatten sonra o da benim bir evladım zaten. Müge Hanım'ın Allah razı olsun. Hakkını helal etsin bana. Ne muradı varsa versin. Rabbim dert keder hiçbir zaman göstermesin. Minnettarım. Müge Hanım'ın Handan Kaya olayına girmesiyle bazı şeyler aydınlandı. Eğer girmeseydi belki ben de hanımefendiyi tanımıyor olabilecektim. Bir şeyler test yaptırmıyor olabilecektik. Kafamda hep soru işaretleri kalacaktı. Bu açıdan gerçekten çok teşekkür ediyorum. DNA testi için kan örneklerini verdiler. Şimdi sonucun gelmesini bekliyoruz. Efendim, bir yayın sonrası test için kan örnekleri verildi. Pazartesi, en geç salı günü bütün İnşallah. Gerçekler ortaya İnşallah. Çıkacak. Gerçekten ben de çok büyük heyecanla bekliyorum. İnşallah. Ya. Helal İnşallah. Olsun bu arada İnşallah. Hakkında varsa. Tabii ki yani. Allah razı olsun. İnşallah sizden. Çok her isterim. Zaman bazı yerlerde artık ben kendimi gerçekten ifade edemiyorum. Yani söylemek istediğim çok şey var. Ama tıkanıp kalıyorum ya. Kalıyorum öyle kalıyorum. Rabbim herkesin ağlama, benim artık ağlama, sevinç yeter. Gözyaşlarıdır artık. Rabbim herkesin de sevinç gözyaşlarıyla iptal et. Rabbim hiç kimse böyle şeylerle sınanamasın Rabbim. Hiç kimseye acı göstermesin. İnşallah Amin. O da anneciğini bulur. İnşallah bu daha niceleri bilemediğimiz insanlar da vardır. Eminim yani kendi sesini duyuramayan insanlar da vardır. Rabbim kimseye kötü insana fırsat vermesin. Amin. Rabbim amin, kimseye amin. Kötü insana bu amin. Dereceye Karşına gelen amin. İnsanlar olmasın. Rabbim Allah'ım, hiç kimsenin ne annen, ne babanı, kardeşini, ne gençlerin gözyaşla boğulmasın. Sevinç gözyaşları olsun. Herkesin i̇nşallah, de inşallah. İnşallah. Müge Hanım, ama bugün kızımız gelmiyor mu? Sizi de tebrik ediyorum. Bugün yani. Kızımız gerçekten gelmiyor mu buraya? Ekmeğinize, hepinize DNA testine gelecek. Öyle mi? Açıklanmasına. Pazartesi He. ya da salı günü. Aynen. Hepimiz merakla sonucu evet. bekliyoruz. Evet. Her iki açıdan olsun. Da çok kıymetli. Ben sizinle tabii çok farklı ortamlarda, çok farklı şekillerde Aynen, tabii ki. Yetiştirilmiş kardeşler, aileler falan hani birdenbire insanların birbirine adapte tabii, tabii. olmasını beklemek de evet. yanlış olur. Ama her şey zamanla. Şu anda baba bildiği kişinin dışında bu kızın hiç ailesi yok. Ay. Çünkü baba bildiği kişinin ailesi başta onu kendi işte akrabaları sanıyorlarmış. Onlar artık bunu öğrendikten sonra erkek olduğunu onlar bıraktılar. Evet. Ay. Anne tarafı zaten çocuğun daha sonra cinsiyet değişimiyle ilgili hep sıkıntı yaşıyor ister istemez. Ay. Yaşadıkları yerle Ay. İlgili vesaire. O taraftan da kız yalnız. İşte. Zaten şimdi onlar da kendi özleyenleri olmadığını öğrendiler. Yarabbim. Şimdi kız yaklaşık 40 bin 50 bin lira bir vergi borcuyla karşı karşıya kalarak tek başına ortada kaldı. Niye yanarım? Adapte tabii, tabii. olmasını beklemek de evet. yanlış olur ama her şey zamanla. Şu anda baba bildiği kişinin dışında bu kızın hiç ailesi yok. Ay. Çünkü baba bildiği kişinin ailesi başta onu kendi işte akrabaları sanıyorlarmış. Onlar artık bunu öğrendikten sonra erkek olduğunu onlar bıraktılar. Evet. Anne tarafı zaten çocuğun daha sonra cinsiyet değişimiyle ilgili hep sıkıntı yaşıyor ister istemez. Evet. Yaşadıkları yerle Ay. İlgili vesaire. O taraftan da kız yalnız. İşte. Zaten şimdi onlar da kendi özleyenleri olmadığını öğrendiler. Ay, yarabbim. Şimdi kız yaklaşık 40 bin 50 bin lira bir vergi borcuyla karşı karşıya kalarak tek başına ortada kaldı. Ay, niye yani reddi mirasla bulunmamış? Miras değil ki kendine ait. Handan Hanım'ın kendi öyle. Handan Hanım'ın kendi nüfus kağıdı yok ya. Vergi bu kızın adına işlemiyor. Kızın adına ya açmış Eyvah. Dükkanı. Eyvah. Yani mirasla falan Yapılacak alakası yok. Yapılacak bir şey yok. Kızın nüfusuyla alıp açtığı için kızın üzerine kalmış Yapılacak bütün paralar şey kullar. Evet.
Kızın durumu gerçekten zor. Zor. İş arıyor bir taraftan. Bir taraftan tabii hayatını yeniden kurgulamak istiyor. Yani yeni bir ev kurmak istiyor. 24 yaşında pırıl pırıl bir genç kız. Evet. Yani onun durumu çok zor. Mükemmel. Aysel Hanım'ın da durumu hiç kimse kusura bakmasın tabii. Yani hastaneye gidip kucağın boş çıkmak. Yani. Allah hiçbirimize yaşatmasın. Bu arada bu tabii buraya Tansu'nun kabul edip gelmesi, DNA yaptırmayı kabul etmesi falan her tarafta sevinçle karşılandı. Evet, hem sizin komşularınız hem de Kumburgaz'daki yaşayanlar. Çünkü Handan Hanım onlar için abla, hep Handan ablaları onların. Tansu da öyle. Muhabirimiz Tuğçe Kocaman da Kumburgaz'daydı. Yanında Handan Hanım'ın esnaf arkadaşları varmış. Tuğçe günaydın. Kumburgaz'da neler yaşanıyor? Günaydın Müge Hanım. İyi yayınlar. Evet, Kumburgaz'dayız ve zaten Aysel Hanım, Handan Hanım'ın kızı benim kızım olabilir dediği ilk günden itibaren biz buradayız. Kumburgaz'dayız. Biliyorsunuz Kumburgaz Handan Hanım'ın yaşadığı ve Tansu'nun büyüdüğü yer. O nedenle ilk günden beri Handan Hanım'ı, Tansu Hanım'ı tanıyanlar, esnaf arkadaşları ilk günden itibaren bildiklerini, gördüklerini anlattılar. Desteklerini vermekten de hiçbir zaman çekinmediler. Bugün de buradalar, yanımızdalar. Görüyorsunuz kalabalık bir şekilde bizimleler. Heyecanlılar, duygularını paylaşacaklar. Yine desteklerini bize verecekler. Ben onlara da şu an mikrofon uzatmak istiyorum. Önce Mehmet Bey yanımızda, Handan Hanım'ın dükkan komşusu. Neler söyleyeceksiniz Mehmet Şimdi Bey? Şimdi Tuğçe Hanım, Handan Hanım'la aşağı yukarı yani 15 sene komşuyduk burada. Yani devamlı görüşüyorduk kendisine. Çayımızı içerdi, kahvemizi içerdi. Bizi çok seviyordu yani. Çok yardımsever bir insandı ama daha önceki şeylerini bilmiyorum yani. Peki ben, Tansu Hanım DNA testi için geldi. Ne diyorsunuz onun için? Çok sevindim. İnan ki inşallah o hanımefendinin kızı çıkar. Yani o hanımefendinin kızı çıkar. Tansu'ya da oraya gittiği için çok çok teşekkür ederim. Tansu çok iyi bir çocuktur yani. Yani gerektiği zaman yani kararını verecek yani. Kararını tamam. Verecek. Elif Hanım yanımızda. O kendisi de dükkan komşusu. Şu an herkes çok heyecanlı. Onu da hemen dile getirmek istiyoruz. Merakla da bekliyorlar. Merhaba. Siz neler söyleyeceksiniz? Neler söyleyeyim? Tansu'ya çok teşekkür ediyorum gittiği için. O kadını üzmemesi için iyi yaptı gitmesine. Çok üzüldüm. Dün onlara da için çok ağladım. İnşallah DNA testi tutar. Çok da benziyor. Ne bileyim yani çok iyi bir kız. Annesi yani rahmetli diyeyim ona da. Handan Hanım'da da çok memnunduk. Çok iyi komşuydu. Allah rahmet eylesin. Çok iyi. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Herkes dileklerini paylaşmak için burada hemen kısa kısa mikrofonlarımızı uzatalım. Kerem Bey burada. Kerem Bey siz de dükkan komşusunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi Handan Hanım'dan biz hepimiz razıydık. Çok iyi bir insandı kendisi. Tansu da öyle. Çok iyi yetiştirdi Tansu'yu. Yani her şeyden üstün tuttu. Sürekli hep arkasındaydı. Hatta en son biz bir konuşmamız olmuştu Handan Hanım'la. Demişti en son yani onu bir işe sokayım. Bir de mürüvvetini göreyim. Benim için yeterli diyordu. Ama tabii göremedi bunu. Hayat, kısmet. Ama DNA testinin sonucunu hepimiz bekliyoruz. İnşallah herkesin istediği gibi olur. Peki siz de benzetiyor musunuz? Herkes çok benzetiyor Aysel Hanım. Çok benziyor. Yani acayip benziyor. Biz baktığımız zaman çok benzettik şahsen. Teşekkür ederiz. Nurettin Bey, o da yine dükkan komşusu Handan Hanım'ın. Siz neler söyleyeceksiniz? İnşallah. Handan Hanım çok değerli bir insandı. Tabii ki onun yaptıkları kendisini bağlar, bizi bağlamaz. Sevdiğimiz bir komşumuzdu. Çok iyi bir ilişkilerimiz vardı burada onunla birlikte. DNA testini çıkar sizce ne düşünüyorsunuz? Tansu'ya güveniyorum. Bunu mutlaka doğru neticesini verecektir. Buradaki insanlara da bu meraktan mutlaka sonunu getirecektir yani. Bu bilgiyi verecektir bu insanlara. Onu da seviyoruz. Kumburgaz halkı olarak her zaman da yanındayız. Bilsin, bilgisi olsun. Ne güzel. Teşekkür ederiz. Evet Müge Hanım, görüyorsunuz Kumburgaz'da durum bu. Herkes heyecanla DNA testinin sonucunu bekliyor ve umutları Aysel Hanım'ın kızı olarak çıkmasından yana. İnşallah. Vallahi inşallah. Biz de öyle ümit ediyoruz. İnşallah. Tabii %100 emin olmak inşallah mümkün olmadığı tabii için DNA testinin sonucunu evet bekleyeceğiz. Yani burada Aysel Hanım sen de 24 yıldır çok yani çeşitli ümitlere kapılmışsın tabii şurada evet burada demişler evet falan ama şunu biliyorum yani yine tekrarlayalım tabii %100
senin çocuğun evet. dememiz mümkün değil. Tabii tabii. Yani değil, o bilinçte değil, olmak değil, lazım. Tabii, doğru. Çok. Doğru. Ama benim hani olsun olmasın biz inşallah o durdu da bir insanların konuşması da bayağı bir yani normal göremedim ben. Normal nasıl? Değil yani daha doğrusu yani normalmiş gibi konuşuluyor ya. Hani hiç de normal değil yani. Yok anlamadım. Yani şok olur insan yani hani sonradan erkek çıkıyor sonradan bilmem ne yapıyor insan şok olur. Orada bir şey dediler evet. ama. Ama daha evet. önceki hayatı aynen, bizi ilgilendirmez dediler. Yani onlar dediler. Değil. Yani ilgilendirmez bilmiyoruz şimdi, dediler. Onları bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı. Bir, hanım olarak onun çok iyi komşu olarak biliyorsun. Dışarıya gösterdiği davranışlarından aynen. bahsediyorlar. Ama iyi kadınmış gerçekten. Aynen. Yani böyle iyi bir insan içersin. Yani, evet. yani ya. Renkli bir kadınmış da şimdi. Yani doğrusu da bu. Evet. İşte ondan yani bir buçuk bebek meselesi ya. Hiç affedilmez bir şey hiç ama hayatına evet. baktığın zaman yok. Öyleymiş. Evet. Ya durun ben şimdi size heh. Bambaşka bir fotoğraf göstereceğim. Hazır mı? Ekranı da verin, arkaya da verin. Verelim fotoğrafı. Efendim bu ne biliyor musunuz? Doğum günü mü? Hayır. Bu Loğusa'la alakalı gün. Şimdi gel yanıma Aysel'cim. Gel Ayfer sen de gel. Şimdi bir fotoğraf var. Yani şimdi geldi fotoğraf elime. Ay. Evet lütfen bir verin diğer fotoğrafı. Yani bakın Loğusa. İşte bebek. Evet Allah'ım. Ya. Bebeği görmüştün. Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbi saçları. Aynen. Rabbim saçlıydı bebeğimiz. Evet. Ay bebeğin yüzünden hatırlamıyor musun? Ay hatırlıyorum. Tatlı saçlıydı yüzü yani. Tabii ama kundak o kundak değil yani. Değil, değil. Tabii ki kundak değil. Değişti tabii. O gördüğünüz aynı gibi şey bakın Loğusa başında aynen. kırmızı kurdelesi var. Hanan Hanım'a benziyor. Birebir inandırmış insanları. Birebir inandırmış evet, yani. Evet, evet. Bir stakmış. İnandırmış. Ya bu bebeği hatırlamıyor nasıl? Musunuz? Yani ya, bebeğin canım, yani şimdi bebekler ya? Küçükken çok bebek belli yani. Olmaz. Tek tek görsün ama ne olur. Bütün bebekler birbirinin yüzüne benzer yani. Çok yaklaşınca şey oluyor ya. Yani o var ama benziyor ya. Bebek vallahi. Sizin bebeğiniz de saçlı mıydı? Aynen, evet saçlıydı. Saçlıydı. Hatta saçlı, abla dedi. Simsiyah saçı vardı. Aynen. Ay çok benziyor vardı. Çok. Vallahi. Yani ay yavrum benim. Ama ay. Kılıf çok iyi. Ben yani çok iyi kılıf uymuş. Öyle bir kılıf yani bu kadar yani pes yani. Oscar ödülü alacak kadın mı diyeyim erkek mi diyeyim öyle bir durum var yani. Böyle yani. Oscar nasıl, ödülü yani. Nasıl bir senaryo? Acı yani. Nasıl? Başka buradan gel bebeğe bak sen bebeğe gel bak buradan daha iyi görebiliriz. Evet, işte hani Tansu demişti ya evet, benim evet. de annemle ilgili aynen. hiçbir şüphem yok. Yok yoktu. Diyorsa, evet çünkü ta ki öldüğü güne yani, kadar erkek olduğunu söyleyene kadar çünkü benim doğduğumda işte annemin hamile fotoğrafları var. Doğum yapmış. Evet. İşte daha Loğusa'lık başında kırmızı kurdelesi. Kızın hepsine bir kılıf uydurmuş ya. Gerçekten her şey doğru bir kılıf yani. Uydurmuş yani. Doğru uydurmuş. İşte bu. Minareyi çalar. Bebek de çok küçük ama. Kılıfını da uydurur. Küçük tabii canım. Bebek küçük yani. Yani bebek küçük bebek yani. Diyorum ya işte minareyi çalar. Yani yeni doğmuş bir bebek alınmış. Evet. Orası belli yani. Belli yani. Belli canım. Evet aynen öyle. Allah'ım. Aynen öyle. Allah'ım yarabbim. Her şey tam organize yapmış. İşte tam yapmış yani. Tam teşkilat tam yani işte. Senaryo şey tam doğrulamış. Yani kızın şüphe duymaması normal. Vallahi. Yani böyle. Ama sizin bebek de saçlı bir bebek. Yani, saçlı, evet, bir saçlı bir bebek yani bebek gerçekten. Tabii ki yavrum. Ay. Allah saçlı. Yani bunun dışında ya. Benzetmeniz aynen. nasıl yani? İnşallah bu bebek. İnşallah. Yani şimdi bebek. Şey ifade etti mi size? Hani onu merak ediyorum. Hani herhangi bir nişanlı bir şey yok yani. Küçücük bir bebek. Evet. Nefesler tutuldu. Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. En çok da biz merak ediyoruz. Acaba... Tansu, Aysel Hanım'ı 24 yıl evvel Çorlu Devlet Hastanesi'nde kucağından çalınan bebek mi? Ferdi, şimdi sen kuzen oluyorsun yani eğer Tansu sizin çıkarsa. Evet. Ayfer Hanım'ın oğlusun. Evet. Bugün Tansu'nun kuzeni ben olabilirim diye geldin. İnşallah. Şimdi Aysel Hanım'ın üzüntüsünü hepimiz az buçuk tahmin edebiliyoruz ama en az onun kadar üzülen onunla refakatçi olarak kalan Ayfer Hanım. Aynen. Her ikisi de uykuya yerik düşünce ister istemez bebek çalındı. Sanki biz uyumasak çalınmayacaktı diye düşünüyorlar. Evet. Ayfer Hanım çok vicdan azabı çektiğini söylüyordu. Neler yaşandı 24 yıl içinde? Yani bu 24 yıl içerisinde hep acı, hep hüzün yaşandı. Tabii annem dediğiniz gibi kendini gerçekten hep suçlu durumda hissetti. Çünkü onun yerinde kim olsaydı... Gerçekten kendini suçlu olarak hissederdi. Ama tabii onun da hiçbir suçu yok bu olayla ilgili.
bu şekilde olacağını bilse uyumazdı. Kesinlikle onun yerine kim olsa uyumazdı ama annem bizler üzülmeyelim diye kesinlikle bizim yanımızda hüzününü, acısını pek belli etmez ama annemi tanıdığım için biliyorum. Hep içine atar, ayrı bir şekilde kendisi tek başına bir yere gider, kendi hüznünü kendi paylaşırdı. Yani bunu ben o zamanlar 8-9 yaşlarındaydım fakat yani aklım eriyordu her şeye. O gün kardeşimizin hastaneden, kuzenimin yani hastaneden kaçırıldığı zamanda da hepimiz çok üzüldük. Benim de bir kardeşim var, 94 yılında o da 11. ayda dünyaya geldi devlet hastanesinde. Ondan sonra devlet hastanesinde olan tüm doğumlarda hep önlem aldık yani. Kendi önlemlerimizi kendimiz almak zorunda kaldık. Çünkü güvenemiyorduk. Yani bu şekilde olacağını tahmin edemiyorduk hiçbir şeyi. İnşallah dediğim gibi bizim kızımız, bizim kardeşimiz çıkar, bizim kuzenimiz çıkar. Bugün de gelmemin sebebi açıklanır diye geldim. Vallahi ben sevinci paylaşmak için geldim. Fakat önemli değil. Ben yarın de bekliyorum. Geç olsun ama güç olmasın derler yani. Yarın yani da çok geç sayılmaz. Şimdi yani bir kan örneğinden de çalışıldığı için hani hem anne hem baba değil bir kan örneğinden işte gittik orada verdik. Hani anne ve kızı mı ona bakılacak. Çok da inandığımız bir hocamız bakıyor. Hiçbir kuşkuya mahal vermeyecek bir şekilde. Tabii ki o hani ne zaman diyorsa biz de o zaman alma taraftarıyız. Evet. İnşallah hayırlısı neyse o olsun. O olsun. Hepimizin dileği aynen, o. Aynen. Yarın değil mi açıklanacak? İnşallah hocam. Yani ben aslında bugün de gelebilir diye düşünüyordum. Salı, ne yalan söyleyeyim ama herhalde yarına kalacak. Aile kalabalık burada görünce ben bugün diye ümitlendim. İşte, ben hala ümidimi yitirmedim. Benim gözüm hep Kevriyan'ında. Yani eğer yani olabilir biraz diyorsa. Biraz meraklan abi yani. Evet. Evet. İnşallah. Biraz merakla. Evet. İnşallah. Hayırlı olsun da netice. İnşallah. Gerçek durumu ifade etsin İnşallah. Ve tabii bizim bütün kalbimiz yarın yine toplanır kucaklarız İnşallah. Eğer kızımız Ayşen tavsiyesi. Ayşen Hanım'ın kızı olarak çıksın. Her şeyin hayırlısını diliyorum anne hocam. Anne ile kızı her burada kucaklaştıklarını görelim. Biz İnşallah. De mutlu olalım sizinle İnşallah. Birlikte. Sağ olun. Allah razı olsun. Dolayısıyla çok kalabalık bir aile fotoğrafımız var. Yani aslında Tansu için de şunu söyleyeyim. Yani aslında çok yakınımızda fakat diyor ki kız. Şimdi Afer Hanım bana sarılmak istiyor. Ben bu sonuç açıklanmadan ona sarılmak istemiyorum. Evet. Afer Hanım'ı çok sevdim. Ayşen Hanım'ı çok sevdim. Onu üzmek istemiyorum. Evet. Sanki ben orada soğuk duruyormuşum gibi yorumlar yapılıyor. Ama bilmiyorum ki sonucu. Hani sarılırsam sonra hayal kırıklığı normal yaşamak yani. İstemiyorum normal. Diyor. Evet, o da yani. Doğru yani kız da doğru tabii, söylüyor tabii kendince. Çok da kanım ısındı diyor. Ve doğru da düşünüyor. Yani bir bence arada mülaza tanesi dediğimiz yani bir boşluğu bırakıyor. Ne olur ne olmaz. %100 belli oluncaya kadar arada bir mesafe bırakayım. Rami Bey büyük bir ümit vermeyeyim. Biz bir kere yaşadık bunu. Evet. Yani anne geldi kızımın babası bu dedi. Biz de hani laf ola beri gele evet, evet. Test yaptırdık. Çünkü anne artık kızımın babası bu dedikten sonra. Evet. Çok da benziyorlardı birbirlerine falan filan derken baktık. Maalesef. Başka yani annenin söylediği, verdiği yanlış bilgi. Tutmadı. Evet. Yani çok aslında hiç yaptırmaya bile bence gerek yoktu anne bu dedikten sonra. Ama olmadı. Yani bir kere yaşadık bunu. Fakat bizde o kadar çok veri var ki burada. O kadar çok veri var ki. Aksini düşünmek mümkün değilmiş. Özellikle aynı odayı... Bak hocam 10 yılda... Doğum odasını paylaşan diğer bir, iki ailenin de... Bir. Burada çok yani canlı o ifadeleri... O ailelere de bir teşekkür tanıyorlar. Fotoğrafı yani. Tamamlıyor gerçekten. Bize göre. Yani çok. 10 yılda bir kere yanıldık. 10 yılda o bir kere yanılmamızın nedeni de anneydi yani. Anne dedi anne diye. De, evet, yoksa tabii. Ben bulup da DNA testi yapıp ama da çıkmazdı ki olmadı yani. Ama anne gerçeği ifade etmediğini sonra o da anladı. Yani o da işte yani, bizim de üzüldüğümüzü kabul ettik. Yani buraya biz hep gelenlere diyoruz ki... Yani biz öyle hocam, biz abur cubur... Gerçek olarak ortaya koyuyoruz. Evet. Biz öyle biz abur cubur DNA testi yapmamaya özen gösteriyoruz. Bu tabii bir ihtimaldir. Bu şimdi çok zor bir iş. Yani 24 yıl evvel çalınan bir bebek... hiç alakasız bir başka kadın ama... Bakın ben şimdi size bir bilgi daha vereyim. Şimdi biz Handan Kaya'nın köyüne gittik. Ve orada insanlarla konuştuk. İsterseniz önce muhtarımızı izleyelim. Doğduğu köy, yani Nail olarak dünyaya geldiği köyün muhtarı. Daha sonra da Nail'in, yani Nail olarak dünyaya geldiği için söylüyorum, Handan'ın. Hani hep siz soruyorsunuz ya ve Şükran'ın. Ne desek yeri zaten. He? Zaten ne desek yeri yani. Evet. Bütün kişiliklere bürünmüş yani.
Şimdi onun ablasıyla konuştuk. Ablası çok önemli bir bilgi daha verdi. Yani sizi mutlu edeceğini düşündüğüm için aileyi söyleyeceğim. İsterseniz önce bir muhtarı izleyelim. Nail olarak biliyoruz. Erkek olduğunu da biliyoruz. Bayanlardan duyduğum düğünlerde kız kıyafeti giyermiş, saç takarmış. Böyle duydum. Burada gittiği yaş yanılmıyorsam 13-14 yaşlarında çıktı. Askerlik yapmadı. O gün benim babam muhtardı. Askerlik için babasıyla gittiler, geldiler. Askerlikten düşürdüler. Ameliyat olup kız olduğunu duyduk. Çocuğu olduğunu duyduk. 94-95 yıllarında Nail'in yakın çevrelerinden duyduk. Ben olamaz dedim. Kendi tecrübeme, kendi bilgime göre inandırmış. Yakın çevresi de bize o şekilde anlattı. Peki daha sonrasında çocukla buralara geldi mi hiç? Geldiğini duyduk. Duyduk. Butiğini biliyorum. Ben de uğradım, çayını içtim. O zaman ne hamile, çocuk lafı dahi yoktu. Çorlu Devlet Hastanesi'nde çocuk çalındığında yayınımızda aynı odayı paylaşan kişiler geldi. Çocuğu alan kişiyi tarif ettiler. Hani o kişilerin tarifine uyuyor muydu Handan Hanım'ın tarifi? Uyuyor, uyuyor. Güçlü, kilolu. Saçı tabii ki aynen. Yüzünü zaten tanıyoruz. Aynıydı. Olasılıklar tamamen kızı olduğunu gösteriyor. Biz de canı gönülden o Aysel Hanım'ın kızı olmasını canı gönülden istiyoruz. İnşallah. Ya. Efendim, ablayla görüştük. Bakın bize neler anlattı. Yani Nail'in ablasıyla. Diyor ki, Handan diyor artık onlarda. Handan 15 yaşına kadar erkek olarak büyümüş. Ama hep kızlarla oynarmış. Kızların yanından ayrılmazmış. Ergenlik dönemlerinde bile hep köydeki kızlarla sohbet edermiş. O dönemde biz onun halindeki değişiklikleri ve kadınsı tavırları fark ettik. Babam fark edince de Nail'i evde istemedi diyor. Baba reddetmiş. Demiş ki erkek gibi o zaman bizimle yaşa. Evlenmezsin eğer istemiyorsan ama bizimle yaşarsın. Ama hani böyle hareketlerine çeki düzen ver diyor baba. Handan bunu kabul etmeyince de köyden ayrılmak zorunda kalıyor. Yaş o zaman 14-15. Dışlanmış. Sonra bir süre Tekirdağ'da çalışmış. Oradan İstanbul'a gelmiş. Ailesi bu süre içinde Handan'la hiç görüşmemiş. 20'li yaşlarına geldiğinde bu sefer eve askerlik kağıtları gelmeye başlamış. Kağıtlarla birlikte de köye gelmiş Nail. Babasıyla beraber askerlik şubesine gitmişler. Rapor almışlar. Askerlikten muaf edilmiş. Sonra yaklaşık bir yıl ailesiyle beraber köyde yaşamaya devam etmiş. Ama askerlikten de muaf olunca diyor abla, bir rahatlık gelmişti ona. Daha rahat davranmaya başladı. Babamsa bunu kabul etmedi. Yani ve daha Handan'ı, kadınımsı. Evet. Evet. Ve Handan'ı evlatlıktan reddetti diyor. Baba şu an hayatta değil, anne de 2 ay önce vefat etmiş. Baba reddetmiş. Handan da köyden gitmiş, ara sıra babadan gizli, işte kardeşler gizli gizli telefonda konuşuyorlarmış. İşte o sıralarda o Sabire Hanım'ın yanında kalmaya başlamış. Hani hemşire olarak yanına girdiği zaman. Zaten Sabire Hanım'ın yanına girdiğinde de bir genç hanım edasında. Bahise. Hani... Değil mi? Bahise. Sabire mi? Bahiseydi ya, değil mi? Doğru evet. Ben yanlış söyledim. Bahise Hanım. Bahise Hanım'ın yanına girdiğinde de hemşire ve kadın olarak giriyor. Ama Bahise Hanım şüphelenmeye başlıyor. İşte sakalı çıkıyor falan diye. Sonra yıllar sonra diyor abla, Handan köye yanında bir adamla geldi. Ben ameliyat oldum, kadın oldum, bu beyefendiyle evlendim dedi. Biz kocasını istemedik çünkü ısınamadık ona. Ama Handan çok üzülünce kabul etmek zorunda kaldık diyor. En azından hadi bak evlenmiş, yeri yurdu belli dedik. Babaları da kabul ettirmişler. Baba bak aslında hani işte ameliyat da olmuş, kadın olmuş, kocası da bulmuş, artık bir hayat kuracak diye. Baba da kabul edince Handan Hanım tekrar köye gider gelir olmuş. Fakat... Eşi diyor köye sadece birkaç kere geldi. Handan hep yalnız gelirdi. Evlendikten birkaç yıl sonra bu sefer Handan aramış ailesini. Demiş ki ben hamile kaldım. Nasıl böyle bir şey olur diye düşündük kendi aramızda. Ama hani demek ki ameliyattan sonra olabiliyormuş dedik ve kabullendik diyor. Hamile olduğu dönemde Handan bir kez gitmiş Handan'ın köye. 6 aylık hamile olduğunu söylemiş. İri yarı biriydi. Göbeği de vardı. Biz de 6 aylık hamile olabileceğini düşündük. Hani zaten erkek vücudu vardı. Kiloluydu da, iri yarıydı da. Hani göbeği de çıkınca biz hamile diye düşündük. Doğum sırasında yanında yoktum diyor abla. Çocuk doğduktan 1 ay sonra İstanbul'a gitmiş. Tansu o zaman 1 aylıkmış.
sezaryen yaptım diyerek ona da ameliyat izlerini göstermiş. Şimdi zaten yani o kadar ifadeler birbirinden farklı ki ablasına sezaryen yaptım diye ameliyat izini gösteriyor. Ama çocuğun babasına ben gittim sancım tuttu deyip sabah gidip öğleden sonra bebekle geliyor. Yani acaba erkeklikten hanımlara geçtim diye bir ameliyat geçiriyor ya. Geçirmiyor. Geçirdiğini söylüyor sadece. Geçirmiyor. Hayır geçirmiyor. Bununla ilgili çalışmış ama olmamış. He. Yani demek hayır, ki o başvuru kabul edilmemiş. İzi, sezaryen iziyle acaba o erkeklik ameliyatının izi aynı yerde mi? O ameliyat diye öyle olmaz çünkü. Olmaz. Peki hocam. Sonra sezaryen de yaptım deyince ameliyat izlerini de gösterince Handan'ın ailesi Tansu'nun onun kızı olduğuna iyice inanmış. Yani ona gerçekten inanmışlar. Bak bunu çok samimi söylüyorum. Ama yani devamını da şimdi şey yapacağım. Şimdi şöyle diyorlar aslında. Biraz da inanmak da istemişler anladığım kadarıyla. Çünkü Handan çok ince ve duygusal bir insandı. Ona inanmadığımızı hissettiğinde de ağlar üzülürdü. Biz de üzülmesin diye bir şey söylemezdik. Babam da kabul edince Handan köye gidip gelmeye başladı. Hatta çalıştığı dönemde hemşire olarak Çapa'da çalıştığını söylüyorum. Çapa Tıp Fakültesi'nde. Bize gelen Çapa Tıp Fakültesi'nden bir dolu fotoğraf var başında kepe üzerinde hemşire kıyafetiyle. Yani yine söylüyorum hani çok güzide hastanelerinden biridir İstanbul'u bilmeyenler için. Çapa Tıp Fakültesi bir üniversite hastanesidir. Ama bu fotoğraflar ya birçok fotoğraf Çapa Tıp Fakültesi'nden geldi bize. O dönem orada hemşirelik yapmış bu kadın yani öyle ya da böyle. İşte oturmuş hani hasta bakıcılık falan olsa diyeceğim ama değil. Çünkü iğne yapıyor, serum takıyor, arayanlar var işte bilgisayarın başında. Yani büyük bir ihtimalle tırnak içinde söyleyeyim. Bu tür vakalar transseksüalizm diyoruz ya biz buna bilim dilinde. Çok ender olarak da var tabii. Herkes biliyor bunun ne olduğunu. En büyük sorunları bunların hangi sosyal hayatta, hangi mesleği yapacakları, nereden hayattan idame ettirecekleri konusudur. En zor olan taraf budur. Bu da bunu aşmaya çalışırken çok büyük bir ihtimalle sahte bir diplomayla atamasını yapıyor. Yani bu psikolojik olarak da kafaya hemşireliği yerleştirmiş. Ama nereden bulmuş işte bu değil mi sahte diplomayı? Zaten adapte olmuş yani. Zaten hiç kimse yani bunlardaki en büyük özellik şudur. Yani siz bunu söylemiştiniz. Kadın ruhu taşırlar. Evet. Kadın gibi düşünürler. Kadın gibi hareket ederler. Ama anatomik yapıları erkektir. Evet. 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 Sonra işte burada hastanede çalışırken hatta Handan Hanım Tansu'ya, Handan Hanım'ın kızı Tansu'ya teyzesi bakmış. Bu olaylar çıktığında biz teyzesiyle de konuştuk. Hani sana bir şey anlattım falan diye teyzesine de hiçbir şey anlatmış. Benim kızım anlatmamış. Benim kızım benim çocuğum demiş. Teyze de gelmiş kızına bakmış. Sonra Tansu 8-9 yaşına gelene kadar Handan Hanım kızını alıp köye götürmüş. Ama daha sonra hani etraftan Tansu'ya senin annen erkekti falan derler diye kızı da köye götürmemeye başlamış. Köyle de irtibatını kesmiş ama kendisi arada bir gelip işte annesini falan görüyormuş. Sonra işte burası çok önemli. Diyor ki abla Handan doğum yaptığını söylediği sıralarda Çapa Devlet Hastanesi'nde çalışıyordu. Çapa Tıp Fakültesi. Biz Çorlu Devlet Hastanesi'nden çocuk çalındığını duyduk. Çok yakınlar zaten. Hatta o sırada evet. Handan'ı Çorlu Devlet Hastanesi'nde görenler olmuş. Bize gelip söylediler. Ama biz böyle bir şeye ihtimal vermedik. Handan böyle bir şey yapmaz dedik diyor. Yani aslında elde çok önemli bir veri daha oldu. Handan Hanım'ın ablasının anlattıkları. O dönem Çorlu'da tabii bunu herkes duyar. O dönem Çorlu Devlet Hastanesi'nde bir bebek çalınıyor. Handan Hanım'ın da hamile kaldığı köyde yayılınca tabii herkes de inanmaz herhalde. Yani çok saf olmak lazım böyle bir şeye inanmak için. Tabii. Diyorlar ki burada bebek çalındı. Bakın sizin Handan'ı da bu hastanede görenler olmuş. Aslında insanlar uyanmışlar. Bu da önemli bir veri sizin dediğiniz gibi. Çok önemli bir veri. Ama yani Tansu sizin kızınız mı değil mi? İhtimalleri hiç hesaba almamışlar yani. Yani çocukla ilgili hep şüphelerimiz vardı ama kocasının başkasından olan bir çocuğu olabilir, onu evlat edinmiş olabilir diye düşünüyorduk. Ya da o sıralarda Çapa'da çalıştığı için gayrimeşru doğum yapan biri bebeğini Handan'a vermiş olabilir diye düşünüyorduk. Hani bize izini falan gösteriyordu, çok inanmak istemiyorduk ama yani kafamızda da bunlar vardı diyor. Ama
Önemli olan bence o sırada sizin çocuğunuz çalındığında gelip bu aileye bak Handan'ın şimdi bir kızı oldu. Çorlu Devlet Hastanesi'nden de bir kız çocuk çalınmış. Orada da Handan'ı görenler olmuş denmesiydi. Yani o dönem bu aynen eğer öyle. Polise, jandarmaya ihbar edilseydi evet. Yani hiç konuştuğumuz şaşırır. Tabii çok kısa bir zaman. O zaman işte o çocuk sizin çocuğunuz mu hemen o zaman araştırması yapılabilirdi. Evet, aynen öyle. Bunca zaman. Yani bunca keşke o Çorlu Devlet Hastanesi'nden bir kız çocuk çalındığını öğrenenler, Handan'ı da orada gördüğünü söyleyenler o zaman gidip... Bu bizim toplumun en büyük eksikliğidir. 24 yıldır evlat acısı yaşayan bir anne stüdyomuzda. Elimde de DNA testinin sonucu var. Biliyorsunuz ben özellikle açmıyorum. Bu testleri burada yayında hep beraber öğrenmek istiyorum. Çok heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Bugün stüdyomuzda yani teşekkür etmek istediğim öncelikle Selma Hanım. Siz aslında Handan Hanım'ın hayatındaki birçok gizemi Tansu için bizler için aydınlattınız. Allah rahmet eylesin annenizin sağ olun, sözleriyle. Ve sizin ağzınızdan ilk kez Çorlu Devlet Hastanesi'ni evet. duymuş olduk. Evet. Çünkü Handan Hanım'ın yani Handan Hanım'ın yanında kalan Bayisa Hanım'ın arkadaşıydı benim annem. Yani onlar böyle kağıt oynarlardı, bir araya gelirlerdi. Sık sık bir araya gelirlerdi. Ben Bayisa Hanım'ın yardımcısı olarak, yani bir can yoldaşı olarak almıştı yanına o Handan'ı. Yani sesi falan tamamen kadınsı bir sesti. Yani hiç erkek olduğundan şüphe etmezdik. Ama Bayisa Hanım söylemiş. Demiş işte bu saat 12'den sonra bunun sakalı çıkıyor. Gizli gizli gidiyor, tıraş oluyor. Bu 12'den iken gece 12 mi? Gece 12'den sonra okay. sakalı çıkıyor. Öyle mi çıkıyor? Gece mi çıkıyor sakalı? Bilmiyorum yok. Evet. O muhtemelen gece 12'den 12'ye kestiği için muhtemelen geceye doğru onu sakal belirginleşmiş. Unutuyorum da. Yani benim de zaten öyle bir aklımda şey kalmıştır o zaman da. Ama bu kaç yıl evvel konuşulmuştu. O da bilmiyordu yani. Bayisa Hanım da bilmiyordu onun erkek olduğunu. Şüphedeydi o zaman. Sonra işte annemle bir araya geldiklerinde bir ağzından öyle kaçırmış. Ya biliyor musun demiş, benim annemin adı Yaşar'dı. Yaşar bu Handan değil, Nazan'dı. Yani ilk biz onu Nazan olarak tanıdık. Bu Nazan bir bebek almış, çalmış Çorlu Devlet Hastanesi'nden diye söyleyince. Ondan sonra biz, ben dedim o zaman polise bunu söyleyelim. Sonra çevirdiler. Dediler ki yok, bir yakınından almış. Yani öyle dediler. Dedim ki ben de zaten böyle bir şeye cesaret edemez yani. Çok büyük bir cesaret işi. Hastaneden bebek çalmak. Evet. Evet. Ama işte sizin bu sözleriniz çok önemli. Bugün İknur Hanım, Fatma Hanım yani aynı odada doğum yaptığınız hanımefendiler de size destek vermek için stüdyomuzda. Halalar, teyzeler, kuzenler. Tansucuğum, herkes senin için geldi aslında. Herkese çok teşekkür ediyorum geldikleri için de. Ama ben senin de duygularını öğrenmek istiyorum şu an. Şu an ben biraz tekrar sonuca odaklandım yine. Çok şey yapmak istemiyorum. Ama içimde bir heyecan var tabii ki. Biraz kaldı. Ama negatif çıktığında da ben Aysel Hanım'ı bırakmam. Evet. Yani ben de kopardan kokusunu bile alamadım ben ya. En azından manevi kız olarak kabul ederse ondan sonra diyelim öyle çıkarsa. Seni ben katledim ya. Bu saatten sonra sen de benim bir evladımsın. Sağ ol. Evladımsın sen anne. Tansu şu bana söylediğini söylesene. Diyor ki fazla diyor yanına yaklaşmak istemiyorum. Evet. Çok üzülüyorum o kadın için evet, diyor yani. Evet çok üzülüyorum gerçekten kendimden çok. Çünkü ben biraz alıştırdım kendimi. Hani şey diye şu kafada düşündüm biraz da. Benim ailem vardı işte annem vardı öldü gibi düşündüm. Yani
Ama sonra yayında görünce dayanamadım, geldim. Yani yanına oturuyor sevgili seyirciler, yani reklamdan yanına oturuyor, görür görmez ağlamaya başlıyor Tansu. Onu buraya getiren aslında hanımefendinin annesi olduğuna dair inancı değil, hanımefendinin üzüntüsü. Yani yaşadığı dram. Dram yani o drama sessiz kalamadın aslında, evet. Sen. Hani çok inanmadı da. Çünkü Tansu'nun da neden inanmadığını da söyleyelim. Tansu, Handan Hanım'ın onu hastaneden bir annenin kucağından çalacağına inanmıyor. Evet. Ama şu an bilmiyorum. Her şeyde hazırlıklıyım şu an. Evde kendime olabilir diye, bir şok yaşamayayım tekrar diye bir hazırlandım, geldim. İyi, ben de aynı şekilde. Şu bebeklik fotoğrafını sana göstermek istiyorum. Tabii. Handan Hanım'ın. Evet. Bu bebeklik fotoğrafı. Bu annenin sana gösterdiği çocukluk fotoğrafı. Evet. Ekranı da verin arkadaşlar. Yani annen sana benim bebekliğim bu diye gösteriyor. Benim bebeklik. Zaten tek bir fotoğrafı var, o da bu. Yani küçüklüğüne dair. Peki sen bunun annenin fotoğrafı olduğunu düşünüyorsun? Yok, kendisi söylemişti. Ben albüm karıştırırken baktım kim diye sorduğumda benim küçüklüğüm demişti. Ve ailesi dedi ki hayır. Öyle bir şey mi dedi? Onun fotoğrafı değil mi? Küçüklük resmi değil. Senin teyzen söyledi. Evet. Ay. Şu an... Değil yani. Teyzenin fotoğrafı mıymış? Tabii. Hayır, teyzesi dedi ki bu Tansu'nun çocukluk fotoğrafı değil ki. Tansu erkekti bu yaşta. Nasıl olsun bu kız Handan çocuğu? Handan Hanım. Handan. Yani... Annesi bu benim çocukluk fotoğrafım diye Tansu'ya gösteriyor. Teyzen de diyor ki... Ama şöyle bir şey var, bu eskiden beri gösterilen bir şeydi. Şimdi mi fikirleri değişti acaba? Şimdi mi o değil oldu? O değilmiş. O zaman da söyleyebilirlerdi. Söyleyemedik diyorlar. Söyleyememişler, susturulmuşlar. O da bir suç. O da bir suç. Yani kimsenin hiçbir şey... bildiği yok gerçekten. Ben de bu fotoğrafı gördüğümde dedim ki bu dedim kız çocuğu fotoğrafı. Nasıl dedim o zaman Nail'in fotoğrafı olacak dedim. Sonra işte öğrendik ki hayır, bu da kim bilir kimin fotoğrafı. Çok da güzel bir kız çocuğu. Fotoğrafı. Evet, ama yani bu bir kız çocuğu üzerindeki kazak işlemesi falan filan değil. Evet, tabii, yani çünkü hala insanların akıllarına soru işareti takılıyor. Tansu nasıl bilmez falan diye, ama ben Tansu'nun bilmediğini, Handan Hanım'ın hastanede öldükten sonra yaşadıklarını da o çevreden öğrendiğim için ben Tansu'nun annesini anne olarak bildiğine eminim. Yani hiç o konuda bir soru işaretim yok. Yani Tansu gerçekten orada şaşkınlığıyla herkesi hayrete düşürmüş. Yani Tansu inanmak istememiş buna. Evet, zaten Müge Hanım ben orada annem diye ağlayınca herkes zaten olay buraya taşındı. Öyle bir şey yapmasaydım belki de şu an... Aynen öyle. Hiçbir şey ortaya çıkmamış bile olabilir. Ve hatta baban da diyor ki ben bilseydim Handan'ın erkek olduğunu kızımı alıp oraya götürmezdim. Giderdim, söylerdim, alırdım. Hani hiç bu olayı biz büyütmezdik ki. Yani ben niye kızımı oraya götüreydim ki? Diyor. Ben de onun söylediklerini söylüyorum. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Aç. Vallahi ne olursa Allah'ım. Şimdi zaten Gül'den dolayı migrenim tuttu ensemden. Öyle mi? Bu arada Tansu, Kumburgaz'da da anneni ve seni tanıyan komşuların canlı yayındalarmış. Onlar da heyecanla bekliyorlar Kumburgaz'da. Bakayım, verin arkaya. Allah, onlar da yayında seyrediyorlar. Tabii sen tanıyorsun da birçoğunu. Onlar da canlı yayında görüyorsunuz. DNA testinin açıklanmasını bekliyorlar. Evet. Onlar da efendim yayında, canlı yayında hep beraber öğrenecekler. Ay kalbim. Evet, hayırlı olsun. İnşallah. İnşallah. Yani. İnşallah ya Rabbim. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki. Biz İknur Hanım'la biliyorsunuz Tansu'nun bebekliği ki inşallah umut ediyoruz odur. Gidişine şahit olduk, inşallah gelişine de şahit oluruz. Sırf onun için buradayız. İnşallah. Ya var ya, sizinki de çok enteresan bir gerçekten. İnşallah yarabbim. Mutluluğumuz. Yani anlatamam şu anda. Yani İknur Hanım da ben de anlatamam yaşadıklarımızı ya. Ben dünkü yayınınıza bağlanmak istedim ama çok kötü olduğum için bağlanamadım. Çünkü biz o günü tekrar yaşadık dün.
Yani görüntülerden. İnşallah diyorum ya, gidişine şahit olduk, gelişine de şahit olacağız. Evet, inşallah. Evet, yani inşallah. Size inşallah. Gerçekten bu da bir yapışmış ki. Ay bilmiyorum, hadi. Ben de açıkçası ay, çok heyecan yaptım. Ay düşüp bayılacağım. Yeter artık. Hocam bu benim bugüne kadar açıklayacağım herhalde en önemli DNA evet, testi olacak. Evet, evet. Evet. Çünkü hani böyle tamam ailelerini arayanlar oldu, bulduk. Ama hep orada yani neredeyse %99.9 emindik ama burada bambaşka bir şey var. Yani hastaneden çalınan bir çocuk çok zor. Yani evet, belki de ya. Belki de değil yani. Bu hikaye dünyada evet. Bir ilk. Bunu kabul etmek lazım. Yani çalınmış birinin tekrar ailesine kavuşabilmesi olasılıklar dahilinde değil pek. Hani ancak çok yakın süreçte yani... Hani kameralarda izlenecek hani bir 15 gün içinde 20 gün içinde çalan bulunabilir ama böyle aradan yıllar geçtikten sonra hiçbir şey yok, hiçbir iz yok, hiçbir tanımlama yok. Hadi ay kalbim çıkacak yerinden hadi hadi. Böyle bek. Ufla. Tansucum. Aysel Hanım. Kuşkuya mahal vermeyecek derecede anne. Oraya alalım. Çok dert etmeyin. Sizi oraya alalım. Tansiyonu çubuk kızın resmini babasına gösterdi. İki elini de kafa dağladı. Abla dedi. Sana iki tane kurban seni. Kopardılar. İki tane kurban. Bana dur seni. Çaldılar ya. Ben sana kurban. Benden çaldıkları yıllarım onları azam. Bak bir şey söylüyordu değil mi? Ben dedim. Reyhan Hanım da halan. Allah'ım. Bak ne dedi kızım sana? Babana senin resmini gösterdim. Gidelim dedim, bir dakika. Senin kızın dedim. İken yüzüne kapadı, ağladı böyle. Abla dedi iki tane kurban adadım dedi. Birini kesip dağıtacağım, birini toplanıp yiyeceğiz dedi.
Kendimi tutamadım. Gözlerin yaşını göstermedim. Yıktım başka ya da. Canım benim ya. Hanımlar, beyler, dün izleyen, izlemeyen, daha sonra izleyen, haberdar olan herkes mutluluğunuza ortak oldu. Sosyal medyada ne diyorsunuz, böyle listelere girdi falan. Trend topic oldunuz. Ama hepimiz çok mutlu olduk. Gerçekten ülkece çok mutlu olduk. Bunu sadece yaşayan bilmez. İlla ki bu üzüntüyü yaşamak için insanın çocuğunu kaybetmesine gerek yok. Ama herkes bir hanımefendinin hastaneye gidip koynundan çocuğunun çalınmasının hem onun hem de tüm aile fertleri için ne kadar büyük bir ızdırap olduğunu biliyoruz. O yüzden bu mutluluğa şahit olmak da bizim de hayatımızda çok enteresan bir anı olarak kalacak. Güzel bir anı olarak kalacak. İnanın böyle kendimi yorgun hissediyorum. Hatta dün böyle cuma falan gibi geldi. Çok arka arkaya hüzünü, acıyı, mutluluğu hepsini bir arada yaşadık. Sizi düşünmeden dün yine bir dakikam geçmedi. Handan Hanım'ı çok düşündüm. Evet. Dün de dediğim gibi evet anne olmak istiyordu. Ve o anne olmak isteğini çok büyük acılara gark ederek bir başka aileyi gerçekleştirmek için aslında ne büyük bir suç işledi. Ve Tansu'nun o sözünü de hiç unutmayacağım. Bu böyle olmamalıydı. Bunlar da benim hissiyatım. Konuşacağız. Asıl nasıl Tansu karşılandı Çorlu'da falan, o bantları izleyeceğiz. Bana çiçek mi getirdiniz? Kıyamam ya. Ay şeyi de çok güzel. Bandı da çok güzel. 24 yıllık bir hasreti sonlandıran Müge Anlı ve ATV ekibine sonsuz sevgilerimizle birlikte teşekkürlerimizi sunarız. Ay çok güzel. Bunu da böyle hatıra olarak saklayacağım. Size layık değil ama. Çam sakızlı çoban armağanı. O kadar güzel ki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Düşünmeniz yeter. Biz o kadar güzel ki ne demek layık değil. Çok teşekkür ediyorum. Ay. Şimdi sonra herkesin dün burada da söylenmişti. Müge niye DNA testini okurken yüzüm bir değişti? Evet. Evet yüzüm değişti. Neden değiştiğini de size anlatacağım. Raporu okuyunca anlayacaksınız aslında yüzümün neden değiştiğini. Çünkü tabii burada bir program yapılırken bazı şey, ya yani bazı şeyler değil aslında bir program normalde elinizde bir metin olur. Konular bellidir, olaylar bellidir. Siz ona göre hazırlıklı olursunuz, ona göre çıkarsınız. Ama bu biraz benim kendi isteğimden de kaynaklanıyor. Ben her şeyi burada öğrenmek ve burada yaşamak istiyorum. Tabii. Yani önceden DNA testinin sonucunu öğrenmek istemiyorum. Zaten anlık yayın, Arif Hocam çok güzel bir isim koymuştu. Bizimkisi canlı yayın değil, anlık yayın farklı. Evet. Anlık yayın anında gelişen olaylarla burada program canlı şekilleniyor. Yani. Bence programın zaten aslında özelliği ve eğer beğeniyorsanız güzelliği burada. DNA testinin sonucunda... Dün o da arkadaşım dedi ki Müge Hanım dedi yüzünüzden anlayamadık yani. Hatta kötü çıkacağını düşündük dedi. Çünkü ben o DNA testinin sonucu her zamankinden farklıydı. O yüzden anlatacağım az sonra size. O yüzden ben de izledim. Hani hep böyle okurum yüzümde gülücükler evet. Açar ya da ama. Biz de burada otururken o yüzünüzdeki ifadeden bir şeyler anlamaya çalışırız. Hatta birbirimize baktık. Ben Rami hatta Bey'le, dürttüm. Yani eyvah ben bir dedim. Eyvah dedim. Hiç beklemediğim halde böyle tavrınız da sanki kötü bir haber vereceksiniz gibi. Birbirimize ama, bakıştık. Evet, ne olduğunu söyleyeyim o zaman. Dur, bekletmeyeyim söyleyeyim. Şimdi efendim biz bu DNA testlerini yaptığımızda hem anneden hem babadan örnek alarak DNA testini yaparız. Ve işte hani onların sonuçta ekspertiz raporunun sonucu da sonunda yazar. İşte %99.9 biyolojik bağ tespit edilmiştir diye. Fakat burada anneden sadece anne ile kız arasında yapıldı. Şimdi ben de burada isimler de yazmıyor. Onlara verilen kodlar var. Şimdi çalışılan 19 poliformik, bak size okuyayım şimdi. Şimdi ben de bunu yayında okudum dün. Çalışılan 19 poliformik STR DNA sistemlerinin hiçbirinde diye okudum ve sona geçtim şimdi. Hani orada bir paragraf var ya. DNA örneğinin babanın, biyolojik babanın DNA örneğinin incelenmesi gerektiği kanaatini bildirir ekspertiz raporudur. Şimdi dondum kaldım bir dakika dedim ya. Hani açıklayacağız falan dedik çıkmadı mı sonuç dedim. Şimdi bu sefer döndüm tekrar başa paragrafı bir daha okudum. Atladığım yerde
Diyormuş ki aslında 19 poliformik STRA DNA sistemlerinin hiçbirinde dışlamaya rastlanmadığından lafına dönünce o yüzden dedim ki yani hiç şüphe yok. Anne kızsınız. O başının devamını evet. Heyecandan başta okumadığım için tekrar başa döndük. Bu da böyle hani kocaman bir DNA raporu. Ben tabii tüm gene aceleciliğimle sonunu okudum. Yani sonuç çıkmadı mı? Babadan da mı alınması lazım? Ma döndüğüm için yani böyle bir yüzüm karışım. Sadece anneyle kızın sonucunu veriyor babayla. Yok böyle olunca yani yüzde bunda verilemiyormuş. Doğru. Yani yüzde her ikisinden de alınmadığı için herhangi bir hani yüzde yüz zaten siz de çok iyi yüzde biliyorsunuz. Yüzde 99 yazar orada. Yüzde 99.99 gibi rakamlar yazar. Hiçbir zaman yüzde yüzlük bir sonra şey döndüm, yoktu. Sonra döndüm 19 örnek. Yüzdür. 19 örnekte hepsi birbirini tutuyor. Yani hiçbirinde dışlamaya rastlanmadığından de hep biraz benim yüzümün şekli. O yüzden algılamaya çalıştığım için şey diyorum o Allah'ım diyorum ya yani hani sonuç belli değil mi falan hani ben o arada onları düşünüyordum. Evet. O yüzden iyi oldu Rami Bey de önceden şey yapamadı söyleyemedi. Yok, İlk defa bana açıklama fırsatı kaldı. Yok o ben zaten açıklamayacaktım. Açıklamayacaktım da içimden. İçimde kendi kendime eyvah dedim. O eyvah kelimesini dahi sesle söylemedim. Yani kendim duyacak. Nasıl tuttun kendini ya? İnanamıyorum evet. Yani. Kendi kendime. İnanamıyorum. Onu bakışarak kaybettim. Hadi dikini var ama ben onu sırada bakamam yani. Kaybettik o ağırlığı. Evet. Şimdi bak ben aslında orada anlamaya çalışıyorum şimdi. Orada bayağı kaşların evet. Çatıldı. Evet. Dudakların böyle büzüldü sanki eyvah evet, bir gibi. Kötü ağrı. Aynen. Bak şimdi görüyor musun bak dudaklarının yüz ama çekti. Şimdi önce dedim ki herhalde herhalde dedim bir daha yapılması lazım diye düşündüm. Şimdi kendi kendime onların ifadesi aslında tabii, tabii o yani. Düşünüyorsunuz hani bir anlam da ifade etmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Ama bak heyecanlı oldu. Neyse ama iyi oldu. Oh, iyi oldu. Evet evet. Hep her şey yani, suratından anlaşılıyor. Bu sefer bayağı bir heyecan yaşattın bana. Bayağı bir heyecan yaşattın. Kötümsen eyvah diye. Evet, hatta yani. Aysel Hanım demiş ki hadi hadi demiş. Mesela ben hiç duymadım o anı onları. Sen mi dedin? Hadi hadi diye. Yani böyle oldu. Evet, efendim şimdi dün neler hadi, yaşandı hadi, neler bitti. Hadi. Ailenin duyguları yeni aile fertlerimiz var. Evet. Tansu için bambaşka bir ortam. Şimdi şunu algılamak lazım. İki taraf var burada. Aysel Hanım anne, Tansu kızı. Ama şunu anlamak lazım. Aysel Hanım için Tansu evladı. Çünkü o 24 yıl evvel kaybettiği evladını zaten aramaktan hiç vazgeçmedi. Zaten o umuttan hiç vazgeçmedi. O evladına kavuştu. Yani Tansu sana yabancı geliyor mu? Hayır tabii ki değil. O senin evladın. Değil evladım evet. Ya. Ama Tansu için farklı ya. Bir aile. Tansu 20 mesela Tansu da bunu 3-5 yaşında evlat edinildiğini öğrenseydi, bir biyolojik ailesi olduğunu bilseydi ve 24 yıl acaba kim diye onlar düşünseydi daha farklı. Ama Tansu'nun hayatı biliyorsunuz çok başka evet. Olaylardan anne bildiği kişinin ölümüyle değişmeye başladı. Zaten kızın kafasında bir sürü şeyler vardı. Onun için alışma süreci çok daha zor. Şimdi Çorlu'ya gittiler. Aslında abisi dedi ki ben babamı alıp geleceğim ama dedik ki siz durun biz bir yemek yiyelim. Çok heyecanlandık. Sonra size gelelim. Önce yemeği izleyelim isterseniz. Buradan çıkıldı bir aile yemeği yapıldı. Herkes şaşkın, herkes mutlu. Tansu, Buruk. Seni çok iyi anlıyorum. Hatta dün herkes birbirine bu soruyu sordu bizim şeyde de yani. Hani. Ya annenin... Hani annenin erkek olduğunu öğrenseydin ne yapardın? Annenin erkek olduğunu öğrendin tamam ama annenin seni bir hastaneden çaldığını öğrenseydin ne yapardın? Yani herkes bu soruyu sordu böyle anne kız. Bana da çok bütün bir telefonla konuştum. Tansu sen bekle senin anlatacakların önemli. Önce yemek. Yemek. Tansu ve annesi Aysel Başar yayınımızın ardından da hiç ayrılmadı. Duygularımız bu şu anda sevinç, sevinçler içinde ya. Aynı ya zamanda bir anda da kızım yani. Şoktayız aslında daha şokuttayız yani.
Ben alıştırmaya çalışıyorum kendimi. Evet. Abilere daha çok. Gördüklerime kadar zaten çok temiz, iyi insanlar. Ben kafamda bir şüphe kalmadı. Artık öz evladım. Ama bu saatten sonra artık birbirimizi daha iyi bileceğiz, daha anlayacağız. Kıracağım diye korkuyorum. Helal olsun. Ben her gün izlerim. En büyük Müge Anlı diyorum. Helal olsun. Bizi de ağlattınız yani. İnan bak çok ağladım. Maşallah maşallah. Çok mutlu. Çok. Biz de ağladık yani. Gerçekten ağladım. Çok duygulandık çünkü. Ya gerçekten ben dünyada iyi insanların hala olduğuna inanıyorum. Tepkisiz kalamadılar. Aynı benim sanki benim yaşadığım acıları onlar da yaşamış gibi böyle bakıyorlar. Güzel haberi ailece yedikleri öğle yemeğiyle kutladılar. Evet, böyle de çekebilirsiniz mutlu aile tablosu. Yani böyle yaptı okudu dedim eyvah dedim bu yanlış bir şey çıkacak herhalde. Bir an o zarfı açma aşamasında ben çok korktum açıkçası. Sonra bir daha sevinç kapladı. %100 o deyince ay ben kendimi kaybettim. Şimdi inşallah bundan sonra anne kız o 24 yılın telafisini yaparlar. Zaman içinde yani gerçekten birbirimizin özelliklerimizi çözeceğiz yani. Yıllar sonra Allah'ıma hamdolsun binlerce şükürler olsun. Çok böyle özlemimi, hasretimi sığdıramıyorum içime. Mesela ne merak ediyorum? Nerede okuduğunu, nasıl beslendiğini, nasıl bakıldığını. Kaç senenin özlemi var bunun üzerinde? Biz onu özledik, merak ediyorduk. Nasıl büyüdü, nasıl gelişti. Durmadan gözlerine bakıyorum zaten. Bundan sonra umarım her şey çok güzel olur. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Yani ben onun ikinci adını mucize olarak koydum zaten. Mucize demek istiyorum. Gerçekten Müge Hanım harika bir iş çıkardı. Tansu'yu da anlıyorum şu an. Hani daha yeni ilk defa senin ailen diye veriyorlar kaç yıl sonra. Bunlar senin gerçek ailen diye. O da çok büyük bir şok yaşıyor ama inşallah da alışacaktır. Ona aile sıcaklığını falan biz göstereceğiz zaten. Yeni doğmuş gibi bir şey farz et yani. Yeni bir sayfa açıyoruz artık. Yeter temiz bir sayfa. Ah ağlıyor ağlıyor öldüm yavrum. Çok sevindim valla çok sevindim. Ailenin diğer ferdiyle görüşme günü. Evet. Yani onlarla yüz yüze gelme, hasret gidermek. Yemeğin ardından Tansu annesi ve yakınlarıyla birlikte Çorlu'daki baba evinin yolunu tuttu. Keşke herkesin böyle olayları gibi mucize. Şeyleri mucize olsa. Evet mucizeydi yarasa. Aslında. Biz Kumburgaz'da eski bir evde oturuyorduk. Ev beşi gören bir evdi. Trafik kazası geçirdim. Ben de ölebilirdim o kazada. Ya o gün annem balkondan atlayacakmış neredeyse. Beni hastaneye yetiştirmek için. Ben onu da düşünüyorum. Beni o kadar sahiplendi ki. O zamanlar mesela baba bildiğim kişi de. Ta İstanbul'dan kalkıp ben Silivri'de hastanesinde yatmıştım. Ta oradan yarım saatte geldi. Canım benim ya, annenin seni çok sevdiğini mi anlatmaya çalışıyorsun? Sevmiştir elbette yani kimsenin... Onunla ilgili bir şüphesi yok ki. Onun konusu açılınca boğazım düğüm düğüm oluyor. Konuşamıyorum çok fazla. Gerçekten sevdiğini hissettirdi bana. O gün belki içinde bir annelik duygusu olmasaydı ölsün bana ne diye debilirdi. Geçirdiğim kaza da hafif bir kaza kesinlikle değildi. Çünkü E5'te direkt bir sen iyi kurtulmuşsun Tansu dediler. Ölebilirdin o kazada. Allah korusun. Ya Allah razı olsun. Herhalde bir şeylerin yani orada dualarla belki de 24 yıldır. Bizim duamız hep seninleydi.
hep seninle kavuşacağız diye o umudu bekledik. O hevesi, o heyecan, o sevgi bitmedi. O dualarımız hep seninle beraberdi. Allah size, seni annene ve bize bağışladı yavrum. O dualar onun için seni o kazadan kurtardı. Şükürler olsun. Yani şükürler olsun. Senin şimdi aklından hep böyle olaylar mı geçiyor? Evet. Ya onun sahiplenmesi bir yerden de her şey olabilirdi. O gün ölseydim şu an belki de Allah korusun. Bilinmezdi zaten. Allah korusun. Gerçek ailemi. Gerçek ailemi bilemezdim. Veya onlar bir buruk acıyla daha kötü olabilirlerdi. Demek ki gerçeklerin gün yüzüne çıkması gerekiyormuş biraz. O zamanlar 10 yaşlarında falandım. Trafik kazası geçirdiğimde. Bundan 13 yıl sonra gerçek ailemi buldum ve böyle şeyler yaşadım. Gerçekten benim yerimde birisi de olsa ağır, kaldıramaz. Yani ama ben bir şekilde kendimi iyileştirmeye çalışıyorum artık. Başka türlü ayağa kalkamazdım. Nasıl olmasını isterdin Tansu? Yani 24 yıl evvel geriye dönsek nasıl olmasını isterdin? Nasıl olmasını isterdim? Yani anne bildiğin Handan Hanım'ın seni hastaneden çalmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Ya o konuya ben çok giremiyorum. Çünkü benim yerime aslında bir erkek çocuğa yönelmiş. Onları istemiş, olmamış. Bir yandan normalde kaderci bir insan değilimdir. Ama bir yandan da kader mi bence diyorum, kader. Bilmiyorum. Yaşayacağım varmış. Demek ki ben güçlü bir insanmışım ki bunları ben yaşadım. Tabii ki. Gerçekten öylesin. Kaldırmacıya yük yüklemez. Peki sana açıklamasını arzu eder miydin yıllar içinde? 18 yaşıma girdiğimde açıklamalıydı. Ya 18-19. Tepkin ne olurdu? Tepkim ne olurdu? İnanmazdım. Kendisi söylese ben ona da inanmazdım. Çünkü şakacı bir tarafı vardı. Ya sanırım şaka... Dalga geçiyor benimle falan derdim. Kafama bile takmazdım ama daha detaylı şöyle şöyle yaptım işte pişmanım falan deseydi yine tanımak isterdim. Yani en azından hayal kırıklığı yaşamazdım şu anda onun için. Aslında anlamaya çalıştığım şu. Diyorum yani hemen hepimiz kendimizi senin yerine koyuyoruz ister istemez. Annen sana bunu açıklasaydı, tamam sen onu anne biliyorsun. Tabii. Ama bir taraftan da biyolojik annem var, o da bir yadsınamaz, bir gerçek. Sana bakmış, büyütmüş, sevmiş, hiç oralarda bir sıkıntı yok. Hı hı. Ama biyolojik anneni de çok üzmüş. Tabii. Hani o nasıl bir sende karmaşa yaratıyor? Bir tarafta çok sevdiğin, anne bildiğin bir kadın. Ama bir tarafta da senin gerçek annen var ve gerçek annen kahrolmuş. Evet. Hani bu insanın bütün evlilik hayatını, çoluk çocuğuyla ilgili olan hayatını, yaşantısını, her şeyini değiştirecek bir şey insanın bebeğinin çalınması. Bak ölümü de demiyorum. Ölüm, biz inançlı insanlar, ölüm Allah'ın emri deyip bir şekilde avunmaya çalışıyoruz. Ama insanın bebeğinin çalınması kabul edilebilir, unutulabilir, asla üstesinden gelinebilir bir durum değil. O hiç hep insanın için kurt gibi yer bitirir yüreğini. Tabii. Doğru. Şimdi bir tarafta bir kadın var, evet sana çok iyi bakmış, sen onu çok sevmişsin, onu da seni sevdiğini biliyorsun. Ama o senin gerçek anneni de kahretmiş. Hani o denge içinde nasıl dengeleyebiliyorsun bu iki olayı? Şöyle söyleyeyim, o konuya ben daha çok kendimi dışta bırakıyorum. Kendileri arasında bir konu. Yani şimdi hakka girilmiş bir kere, kul hakkı var. Tabii ki. Buna ben müdahale edemem. Allah'la ikisinin arasında veya onunla hakkını helal etmesi, zaten öldüğü için şu anda kendisini de savunamıyor. Belki çok değişik bir psikolojide yaptı. Belki de birisinden akıl aldı. O da mümkün. Yani şu anda onu çok kötü, niye böyle yaptı diye söyleyemem. Kendisini savunamıyor şu an. Sadece İkisinin arasındaki bir mesafe, Allah'la arasındaki mesafe, Allah'la ben giremem. Arasında kaldı. Ben giremem o konuya. Şey ama bu da bir gerçek ki hani hak mı değil. Yasal olarak da bir suç. İleride kızım Allah nasip kısmet ederse sen de bir anne olursa o zaman beni daha iyi anlayacaksın.
Evet, çok haklısınız. Evet. Çok daha iyi anlayacaksın. Yani bazen evlat sahibi olmadan herkes için söylemiyorum. Yani bu duyguyu anlamak için herkesin evladının olmasına da gerek yok. Yani. Ama evet, anne olduğu zaman gerçekten onun ne kadar yani kıymetli olduğunu, ne kadar kıymetli bir şey olabileceğini, o aradaki duygunun, ben hep söylüyorum ya, kesinlikle, bu anormal bir şey yani. Bu böyle normal bir duygu, normal bir bağ değil anne ile çocuğun arasındaki. Bende çok anormal. Evet. Yani bu kadar birini bu kadar sevemezsin yani. Hani anormal dediğim o. Bu kadar sevemezsin. Ne yaparsa yapsın bu kadar çok hoş göremezsin. Canınızı verecek kadar aslında sevmek, bir şey, birini canınızdan daha çok sevmek. Hani ona gelecek bir tehlikenin önüne atlayarak, canınızı hiçe sayarak o tehlikeyle mücadele etme duygusu bir tek evlat yani için muhtemelen. Evet, evet, bir tek evlat için hissedilebilinir bir duygu. O kazadan bahsettin ya Tansucuğum. O geçirdiğin kazada ben eminim. Tabii ki hani Handan Hanım için bir şey söyleyemiyorum ama Aysel Hanım yanında olsaydı, biyolojik annen yanında olsaydı o aracın önüne atlardı. Aynen öyle. Seni korumak için o aracın önüne atlardı. Doğru, aslında. Kesinlikle yani. Hani annelik öyle bir duygu ama çok değişik ben, yani benim anormal dediğim anne olarak değişik duyguyu, bir şey yani. Bir baba olarak bu duyguyu tartmaya çalıştığımda tabii ki ben de evladım için her şeyi göze alırım, canımı da veririm, her şeyim onun. Allah da acısını göstermesin. Amin. Ama bir gerçek var, anne evlat arasındaki bağı hissedebilir evet, miyim? Hani anne olmadığım için o duyguyu bilebilme şansım yok ama gözlemlemelerimden anne evlat arasındaki duygu çok farklı. Ben de kendi duygularıma bakıyorum. Annemle olan duyguma bakıyorum, babamla olan duyguma bakıyorum ki babamı çok erken yaşta kaybetmiş biri olarak. Hep şunu diyorum, bunu demek belki çok kötü ama iyi ki annem vardı diyorum. Tabii ki. Hani iyi ki annem vardı. Başka bir şey o Tansucuğum. Evet, anneler mutlaka yaşasın. Anneler ve yaşasın işte ve efendim, evlat. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.